Ne yapıyorsun gecenin bir vakti burada? Siz niye apar topar geldiniz buraya? Haber bile vermedin bana ya. İşte tam da bu yüzden. İzin vermeyecektin çünkü. İçeri davet etmeyecek misin beni? Burada mı konuşalım? Olmaz, babam uyuyor. Sen hadi git bir an önce. Zümrüt, baban da içeride değil, Şenay da biliyorum. Şenay'ın doğum yapan arkadaşının yanında kalması gerekiyormuş. Baban da onu bırakmaya gitmiş. Sen o adamlarını almadın değil mi hala kapının önünde? Ya Zümrüt, neyin inadı bu? Bak kapına kadar gelmişim, bir kahve ikram etsen olmaz mı? Ya o kadar hatırımız kalmıştır herhalde. Hadi gel. Sade içiyordun değil mi? Sanki bilmiyorsun Zümrüt. Ay. Ya Zümrüt yavaş. Hayır, yarın öbür gün seni istemeye gelirsek evde fincan bulamayacağız. Yapma. Uzak dur. Ailenin yanına git. Zümrüt, ben sana aşığım diyorum. Senin nefesin benim nefesime değmeden yapamam diyorum. Hala uzak dur diyorsun benden. Serhat, senin küçük bir kızın var. Ben onu senden alamam. Seni benden alıyorsun ama. Sen yoksan ben de yokum, anlamıyorsun. Yorma nefesini. Yorma ikimizi de. İlla geberelim diyorsun yani bu acıdan. İlla yanalım bu cehennemde. Peki. Sonunda birlikte olacaksak ona da razıyım ben. Tamam. Bunca gamı, bunca derdi Mevlam yalnız bana mı verdi? Eller muradına erdi. Yine cananım gelmedi. Eller muradına erdi. Yine cananım gelmedi. Erisin dağların karı. Geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan durma gel ömrümün bağrı. Erisin dağların karı. Geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan durma gel ömrümün varı. Takatim yok yürümeye, gidip cananı görmeye. Takatim yok yürümeye, gidip cananı görmeye. Can başladı çürümeye, yine cananım gelmedi. Can başladı çürümeye, yine cananım gelmedi. Erisin dağların karı,
geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan durma gel ömrümün varı. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan durma gel ömrümün varı. Ali Baba çeker çile, felek vurdu bana sille. Ali Babam çeker çile, felek vurdu bana sille. Ömür geldi geçti bile, yine cananım gelmedi. Ömür geldi geçti bile, yine cananım gelmedi. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan durma gel ömrümün varı. Erisin geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan durma gel ömrümün baharı. Hayırlı olsun. Gel Zümrüt, gel. Minnoş'u görebilir miyim? Tabii ki. Annesi haber vermiş hemen. Evcihan abla, çok güzel. Sağ ol Zümrütçüm. Darısı sizin de başınıza. Zümrüt, gülüyor mu bu? Yok artık. Yeni doğmuş bebek nasıl gülsün? Esniye baksana. Ay. Çok güzelsin, çok. Neyse ben gideyim artık. Evcan abla sen de kendine dikkat et, olur mu? Aa, sormayı unuttum. İsim koymuş muydunuz? Abbas olacaktı. Yani babası öyle demişti. Oğlumun adını asla Abbas koymam. Hatta babasını tanımasa daha iyi olur. Serhat, Zümrüt. Aslında onun ismini siz koysanız diyorum ha. Sizin gibi iyi yürekli, merhametli, vicdanlı olsun. O zaman Umut olsun mu? Mutlu günler için Umut. Umut. Çok güzel. Hoş geldin Umut bebek. Hoş geldin güzel oğlum. Zümrüt. Ben bırakırım diyeceksen boşuna zahmet etme. Zümrüt, Abbas bu aralar hepimizi bilen de biliyorsun. Çok tehlikeli. Yalnız gitmesin. Ben kendime dikkat ederim, sen merak etme. Ben merak ederim biliyorsun. Ayrıca şunu da merak ediyorum. Acaba evlendikten sonra da sen canımı yakmaya devam edecek misin? Sen ne diyorsun Allah aşkına? Çok yakında güzel haberlerim var sana. Serhat, bak yapma. Ne olur üzme artık beni, yorma. Geçecek bugünlerde. Hoş geldin.
Hoş bulduk. Baban iyi değil mi? Birine bir şey olmadı. İyi iyi, herkes iyi. Ben bir iş görüşmesine gelmiştim de. Oradan geliyorum. Dikiş nakış işi. Olmadı mı? Yok, daha haber vermediler. Ama ben oradayken içimden bir ses inşallah olmaz dedi. Ben dikiş dikmek istemiyorum. Ben çömlek yapmak istiyorum. Ustam olur musunuz? Başta Sedat yüzünden kabul etmemiştin. Şimdi ne değişti? Evet. Yani haklısınız aslında. Serhat sorun çıkarabilir. Burada olay olsun istemezsiniz. O konuda da çok haklısınız. Biz en iyisi bunu hiç konuşmamış varsayalım, olur mu? Dur bir dakika, dur. Dur. Serhat istediği kadar problem çıkarabilir. Önemli olan bu değil. Önemli olan senin ne istediğin. İlk problemde dönüp arkanı gidecek misin? Yoksa bu iş benim deyip sarılacak mısın? Bana onu söyle. Ben kendim bildim bileli bu işi yapmak istiyorum. Şimdi karşıma böyle bir şans çıkmış. Ne olursa olsun işime sahip çıkacağım ustam. Tamam o zaman. Hoş geldin. Ah ulan. Tüh be. Kirlendi o. Ben yenisini getireyim hemen. Ben hallederim ya. Yok yok, ben hallederim hemen. Boncuğum, hoş geldin. Ne haber? Beni Serhat babam getirdi buraya. Bugün herkesi mutlu edecekmiş. Beni görünce mutlu oldun mu? Oldum tabii, olmam mı? İyi yapmış, sağ olsun. Gel bakalım. Bak Serhat baba, hani sana bahsetmiştim ya, oyun hamuru gibi. Çok güzel olmuş. Bitince ne olacak bunlar? Tabak olacak. Duvar süsü. Zümrüt. Uyan güzel çömlekçi kız olmuş. Ya Zümrüt, ne demek burada çalışmaya başladın? Koskoca Ürgüp'te başka yer mi yokken beni delirtmeye mi çalışıyorsun sen? Ya seninle ne ilgisi var? İşe ihtiyacım vardı. Burada da iş vardı. Geldim o kadar. Benim ne haberim yok? Geliyorum, tesadüfen öğreniyorum burada. Pardon da ben sana niye haber verecekmişim? Böyle bir mecburiyetin mi var? Babam mısın, kocam mı? Ben senin sevdanım Sevdan. İnkar edemezsin herhalde bunu. Neyse tamam, uzatmayalım bu konuyu. Uzatalım bence. Bak ben bu adama hiçbir şekilde güvenmiyorum. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Artık güveniyorsun belli ki. Işığı getirdiğine göre. Ya bir insanlık yapayım dedim, pişman etti zaten. İlla benim arkamdan bir şekilde sana uzanmaya çalışacak. Öyle bir şey yaptığı falan yok adamın. Ben kendim geldim, kendim çalışmak istedim. Ya niye sen kendin geliyorsun? Hayır, senin çalışmaya mı ihtiyacın var? Daha tam olarak iyileşmedin bile. Evet, işe ihtiyacım var. Kendi ayaklarımın üstünde duracağım, paramı kazanacağım ben. O zaman açarız sana bunun gibi bir atölye. İstediğin kadar çömlek yaparsın, olur mu? Ya sen hala anlamadın galiba. Sen benim hayatımla ilgili kararlar veremezsin artık. Biz ayrıldık. Evet, biz ayrıldık. Ayrıldık ama yakın zamanda tekrar evleneceğiz. Ne? Mahkemeye başvurduk. Çok yakın zamanda boşanmış olacağım. Yani tekrar evlenmememiz için hiçbir neden yok. Serhat'ı da unut. Hatta ilk gördüğün kişiyle evlen. Eğer beni dinlemezsen
cezalandırmaya senden değil, sevdiklerinden başlarım. Ne yani? Boşandın diye her şeyi unutacak mıyım? Hem ayrıca ben seni daha affetmedim. Biz ömür boyu kavga edelim o zaman böyle. Aşkımızı yok sayalım, hiçbir şey yaşanmamış gibi yaşayalım. Hep bana söylesene. Daha kaç kez yanacak bu Zümrüt Anka? Serhat, ben sana iş çıkışı gel demiştim. Sen niye erken geldin ki? Ya merak ettim, Zümrüt sesin çok kötü geliyordu. Bir şey mi oldu? Ya ben sana bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Söyleyip söylememin karşısında çok kararsız kaldım. Ne söyleyecektin? Bazı şeyler canlanmaya başladı benim hafızamda. Niyazi Çavuş'la ilgili. Geçen gün de duydum sizi. Onu arıyordunuz galiba. Ne hatırladın ki sen? Ben kaza günü Niyazi Çavuş'la konuştum telefonda. Ailenle ilgili bir şeyler söyleyecekti. Hatta onun yanına gidiyordum. Tam da tahmin ettiğim gibi. Başka bir şey hatırlıyor musun? Bir de babaannem var. O da beni konaktan kovmuştu en son. Hadi ben seni eve bırakayım. Serhat, ne olur bir delilik yapma. Bak beni söylediğime pişman etme, olur mu? Sıt hadi. Sen söylediğime pişman etme beni, bak tamam lütfen. Ya. Buraya kadarmış Serhat Bey. Kavuşmaya varır sonunda. Aradığını buldu. Bulduğuna vuruldu. Bazen de düşer kor bir ateşin içine. Kaçsa kurtulur belki. Ama kaçmaz. Daha çok sarılır alevlere. İçinde sevdiğin var diye. Thank you.
Yeğenleri nasılsın ha? Bir hoş geldin yok mu amca? Birazdan benden aldığın her can için kurşun sıkacağım sana. Ama önce bana tek tek nasıl olduğunu anlatacaksın. Yeğenim, yapma. Zümrüt gelin sana yine ne anlattı? Bilmiyormuş gibi yapma. Niyazi Çavuş bana her şeyi anlattı. Niyazi Çavuş burada değil ki. Ya çocuk mu kandırıyorsun sen? Yeğenim, o Niyazi denen sana ne anlattıysa hepsi yalandı lan. Ben bir şey yapmadım. Lan bari ölürken yalan söyleme. Günah halen dolmuş taşmış zaten. Anlat hadi. Yeğenim etme. Daha yeni baba oldum ben. Çocuğum var, onun hatırına en azından beni dinle. Ne istedin lan benim alemden? Ha? Annemden babamdan ne istedin? Amcandan ne istedin? Yeğenim, bir dinle beni. Bana yeğenim deme. Senin soyundan geldiğim için utanıyorum zaten. Yeğenim falan deme bana. Sen kimseye acımadın. Ben de sana acımayacağım. Sen çık dışarı. Sen şimdi onun canına kıyarsan kurtulmuş olacak. Cezasını ödemeden gidecek. Zümrüt, çok cana kıydı bu adam, çok. Sen de onunkine kıyacaksın. Sonra? Sonra ne olacak? Sen ne olacaksın, biz ne olacağız? Zümrüt, çık dışarı diyorum, çık. Yapma. Gidemem. Sen bana bir söz verdin. Aile olacağız dedin. Umudumuz var dedin. Eğer o tetiği çekersen umudumuzu kaybedeceğiz. Çocuklarımızı düşün. Kıyma bize. Serhat. Ben seni çok seviyorum. Ne olur beni sensiz bırakma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.